yapacaktınız. Sonra Aytunç Erkin'e söz vereceğim. Şöyle ben Murat Bey'e bir katkı, yani bunlar iş başına gelirse ifadesiyle başlayan cümlesinden dolayı müşteri olsun. Yani Millet İttifakı'nın iktidarında hiçbir şekilde araştırmacıların, gazetecilerin, özgür fikirlerin ifade edilmesinin önünde hiçbir engel olmayacak. Yani bunu önce ifade edeyim. İkincisi, yani bizim burada bir asgari müşterek bileşkemiz var. Asgari müşterek bileşkesinde biz zaten buluştuğumuz nokta adaletin, hürriyetin, emniyetin, mülkiyetin tam anlamıyla, kamil manada hayata geçirilebildiği bir nokta olacak. Diğer bir konu da bizim iktidarımızda rovanşist anlayış olmayacak. Yani biz rovanşizm endişesiyle Millet İttifakı'nın iktidarına bakan insanlarımıza bu vesileyle bir kere de ifade etmek istiyorum. Bizim anlayışımızda rovanşistlik, rovanşizm mantığı yok. Bizim anlayışımızda insanların hayat şartlarını müdahale edecek bir anlayış yok. Ve özgürlüklerin önünün olabildiğince açılması var. Böyle bir katkı yapmak istedim. Peki. Evet, burada ben Gezici, yani Sayın Kaya'nın dediği gibi Sayın Gezici'ye destek anlamında şunu söylemek istiyorum. Türkiye özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi iktidar döneminde ciddi bir şekilde kutuplaştı. Ve bu mahallelere bölünme sürecine doğru dönüştü. Ve bugün kimse birbirini dinlemiyor. Aynı mahalleden olup bile farklı ses çıkaranları linç etme kültürü bize de bir bulaşıcı bir şekilde üzerimizde duruyor. Ve bu bize, yani herkesin AKP'lileşmesine veya Erdoğanlaşmasına gerek yok. Yani burada farklı fikirler olabilir. O farklı fikirleri söyleyenleri AKP payandası olarak değerlendirmek, yani bunlar çok ciddi hakaretler. Yani farklı fikir olacak ki başka türlü gelişsin. Şimdi Sayın Aytu Atıcı'yı ben hep ilgiyle dinlerim. Neden? Çünkü Muharrem İnce'nin gidişine de üzgün, gitme şekline de üzgün. Keşke olsa diye diyor. Yani çünkü çok o gidişte bir... CHP'den gelen çok önemli bir açıklama. Evet, CHP Genel Başkanı, Millet İttifakı'nın adayı, Memleket Partisi'ni ziyaret etmeli dedi. Çok önemli ya, şimdi bir başlık bu. Zaten Sayın İnce'nin yaşadığı sıkıntı şu. Oradan uzaklaştırıldığını düşünüyor. Yani CHP'den uzaklaştırıldığını ve bir iadeye itibar bekliyor. Hani geri dönüş bekliyor. Ama o geri dönüşün olması için de bir adım atılması gerekiyor. Bugün en muhafazakar cenahtan en ileri başka yerlere kadar uçlara kadar gidebilecek veya sosyalist örgütlerle görüşebilecek, partilerle görüşebilecek bir Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi çocuğuna, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde yetişmiş çocuğuna el uzatması kadar doğal bir duygu yok. Ve bunu da herkesin beklentisi tabii ki bu. Ayrıca Sayın İnce'nin gerçekten bir popülerliği var. Yani bunu yatsınamaz. Bunun oya %4 mü yansır, sandığa gidince 1'e mi düşer? Evet. Ama bu var. Böyle var. Bir gerçeklik. Bu gerçekliğin Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasında olmasının yaratacağı enerjiyi düşünün. Yani onun da orada olmasının. Evet. Şimdi fakat bir taraftan da şöyle bir durum var. Sayın İnce'nin eleştirileri biraz daha ideolojik ve sert bir yerde duruyor. Hani Kemal Bey'le burada nasıl buluşabileceklerini bilmiyorum. Fakat benim bildiğim kadarıyla şu, Sayın İnce bir onurlu bir dönüş, çağrı, hani bunları bekleyen ve hakkı olan bir isim. Yani sonuçta ayrıldıktan sonra da çok ciddi eleştirilere maruz kalmıştı ve bugün de baktığımız zaman, yani farklı düşünen herkes şu anda sanki öcü gibi veya düşman gibi değerlendirilmesi. Sanatçılar da açıklama yapmış vesaire. Yani bir mahalle baskısına dönüştürmeye çalışıyorlar ama bunlara gerek yok. Bu şekilde daha çok itersin. Ki Muharrem İnce karakterinde birini daha da çok itelemiş olursun. Şimdi Muharrem İnce hemen tweet atıyor. Ne diyor? 80 bin üyeyle ikna etsinler. Yeni daha gelen. Daha da gelmesi beklenen. Keşke bu daha önceki bir süreçte yaşansaydı. Yani Muharrem Bey'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun o temaslarının daha önce, CHP'nin daha önce temas kurması gerekiyordu. Ama ben yine de son güne kadar, son gün demeyelim ama önümüzdeki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nin bununla ilgili bir çalışma yapacağını düşünenlerdenim. Çünkü Muharrem İnce'yle bir adım atmak yani, tabii Memleket Partisi ile ilgili. Sadece bir kişi üzerinden yürümeyelim ama Memleket Partisi var. Böyle bir parti var ortada. Ve bu partiyle de görüşülmesinin en doğru seçenek olduğunu düşünüyorum. Sinagol olayını anlamadım. Yani neden %9 çıkıyor veya neye göre %9 çıkıyor? Onu mesela şöyle, diyelim ki
Aytun Bey'e aday olsa oy verir misiniz? Evet, hayır, belki. Belki oranları %9 civarında. Yani bunu demek bile bu ülkede suç oluyor. Yani bir Sinan Ogan bu ülkede Türk milliyetçisiyim diyenlerin oranı nedir? %37. Bu ülkede ülkücüyüm diyenlerin oranı %14 civarında. Yani Sinan Ogan'ın nasıl bilirsiniz? Ülkücü, milliyetçi bilirsiniz. Bu karşı mahallenin oy verebileceği bir adam. Yani onun bence varlığı muhalefet için de büyük bir avantaj yani. Şimdi Muharrem İnce'nin ayrı kalmasına sevinen CHP'de bazı isimler var. Mesela Iğdır, Iğdır'da 150 oyla muhalefet bir tane fazla milletvekili çıkardı orada. Şimdi Muharrem orada diyelim ki ayrı bir partiyle girerse 150'den fazla oy almaz mı? Kaybedebilir. Bazı illerde 5 oyla bir tane milletvekilliği kaybedildi. Yani 3 oyla belediye başkanlığı kazanıldığı dönemler var. Yani ifade etmek istediğim bu Halil İbrahim sofrası diye bir çağrı var değil mi? Ve bu çağrıda adamın resmi üye sayısı 125.000. Yani oy verebileceğim bir parti de değil. Şimdi diyorlar ki onun PR'ını yapıyor gibi. Yani ben Muharrem Bey'i 2018'de gördüm en son. Bir de geçen bir CNN'de görmüştüm. Yani ifade etmek istediğim ya bir araştırmacı mesleğiyle alakalı bir veriden bile bahsetmeye korkar olduk. Ama bence çok bunu çok büyüttünüz ya Murat ya Bey. Ya nasıl büyüttün? Nedir? Şöyle yani bu tür eleştirilere sizin alışık olmanız lazım. Ya niye ya suç değil ki? Suç değil ki. Büyük suç işlemiyorsunuz ki. Hayır, sizin hakkınızda bir dava sana mı açıldı? Sana büyük geliyorsa Sinan... o zaman önemli bir mesele. Hayır. Sinan Ogan 9 çıkarttınız diye size bir dava mı açıldı? Veya bir size bir ya, kalkıp da işte Muharrem İnce'ye 4 dediniz diye. Yok. Hayır, buna mı yapıldı yani? Bence büyük yani bir Anadolu Ajansı'nın yani 3 yıl yargılandığınızı söylüyorsunuz Murat Bey. Ya ben senden şimdi bir şey anlatmak istemiyorum. Niye anlatmak ya, istemiyorsunuz? Ya siz diyorsunuz ki biz geldiğimiz zaman korkmayın diyorsunuz. Şimdi yanımdan bana sopa gösteriyorsun. Sopa göstermiyorum diyorum. Hayır, diyorum ki %9 söylediğiniz için suç değil diyorum. Ya, bunu bu tür tepkiler de normal diyor. Senden de korkmuyoruz. Senin oluşturduğun yapıdan da korkmuyoruz. Geçmişinizden de korkmuyoruz. Ha, bak işte siz işte asıl şimdi siz kendiniz evet. Derdinizi ihsar ettiniz. Aynen. Kendiniz ortaya koydunuz. Hı-hı. Ben size diyorum ki bu fikirleri ifade etmeniz, insanların, yani hayır, kelime, insanların verdiği tepkileri suçmuş gibi. Bak bir şey, suç değil ki söyleyiş yaptığınız tarzı vardır. Kibirli. Büyük be böyle ne demek biz ya? Yani affedersiniz. Ya bir şimdi, buraya bir siyasi partinin temsilcisi olarak geliyorsun. Senden de korkmuyoruz ifadesini. Senin söylemin nedir? Büyütme diyorsun bana. Büyütme diyorum. Ben de diyorum ki ya böyle siz şey araştırmacısınız. Mi? Araştırmacısınız. Bir kanaatinizi ortaya koydunuz. Ya İnsanlar ki, karşı olur, yanında ya olur. Ya işte bunda. Böyle. Bak muhalefetten şahsen ben korkuyorum. Muhalefetin adamı bize yüksek sesle lise müdürü bu tarzında şekilde, bağırıp bu bizi burada da susturuyor. Lütfen, bu şekilde Allah yaftalamayalım. Ya, evet. Allah Allah Murat Bey. Çok ya daha böyle bir şey olabilir mi ya? Lütfen bu şekilde yaftalamayalım. Ya ne yani demek yani bir araştırmacı bulduğu veriyi ben söyleyemez ki, mi? Ben açıklamanız gayet doğal. İnsanlar yani nereden bunu... öyle diyorsun? Senin uslubun tarzın bile doğru değil. Allah Allah. Ya bunu açıklamanız gayet doğal. İnsanlar tepki verebilir, yanlış bulabilir. Bunda ne var diyorum. Bunda ne var Murat Bey ya? Ya şimdi yumuşadın ya. Demin nasıl davranıyordun? Bunu söylüyorum. Ya, ama suç işlemiş gibi ya, kendinizi itham ediyorsunuz. Ben ya, de diyorum suç Murat, değil Murat, yaptınız sen diyorum. Sen neden bahsediyorsun ya? Şöyle sayın ya böyle bir şey olabilir mi? Dün itibariyle iki gündür yaşadığı tepkilerden dolayı sizin yani, aslında naif cümlelerinizi biraz sert algıladı. Ya, biraz hayır, orayı toparlayabiliriz. Bence bak, burada bir sıkıntı yok. Ben konuşayım kendimi ifade edeceksem durayım. Tabii. Tamam. Yani böyle bir şey olabilir mi? Bak şimdi. Sinan Ogan'ın nasıl bulundu 9? Ya ne demek? Yani iktidar 20 yıldır burada ama gelip de bizim kafamıza sopa dayamadı ya. Erdoğan düşmanlığı bahsediliyor ya. Yani Erdoğan gelip de peki, benim kafama balyozla vurmadı. Beni bu şekilde tehdit etmedi. Yüksek sesle konuşmadı. Gelecekte Sayın ülkeyi Kayıran yönetmeye talip yani, olan birinin tarzına bakın. Serap Hanım şu anda. Bir tehdit. Yani tehdit kelimi tamam, kullandım. Yani çok... Ben kendisini koruma dürtüsüyle, koruma dürtüsüyle dediğim ver, bir su ver, deyiş vardır, bir su ver şekli vardır. Söyleme tarzınız bile ileticiydi yani. Siz bunu 9'da açıklayabilirsiniz, 19'da açıklayabilirsiniz. Bu gayet doğaldır.
bu gayet normaldir. Gelen aslında tepkileri de savun, gelen yani tepkileri de şey gelen tepkileri de gelen tepkileri de bu şekilde önemsemeyin yani. Bunlar olabilir bu diyorum. Ben bunu söylüyorum size. Yani ama siz bu gelen şekilde bir tepkiyle yani beraber aslında içinizdeki şeyi çıkarttınız dışarı. Senden de senin kontrolünü yapmayın içimden. Yani. Bakın işte bu değil işte. Benim ne bahsettiğim ne değil demek bu. İçinizdekini çıkartıyorsunuz. Ama ne, siz söylüyorsunuz. Olay evet, senden ve sizin zihniyetinizden korkmuyorum. Ne demek ben ne olay yaptım sana başka yani Murat Bey? Evet. Benim zihniyetimde ne var Murat Bey? Benim zihniyetim sana zarar mı verdi? Ne yaptık yani? İçinizdeki diyorsunuz ya. Hayır ne yaptık ne, yani? Benim zihniyetim ne yaptı size? Ne rahatsız ediyor? Benim zihniyetim size ne yaptı yani? İçimizdeki ne var de seni rahatsız ediyor? Diyorsunuz sen ki söyle. Anadolu Ajansı 3 yıl yargılandım, şu süreçler oldu diyorsunuz. Ben de diyorum ki bu bir suç değil. Sizin yani, yaptığınız açıklamanın suç değil. Olayı şimdi karıştırma. Bununla alakalı değil konuştuğumuz mesele. Mesele muhalefetin yaranmaya çalışan, Kemal Bey'e yaranmaya çalışan bir medya grubu var. Ve bunlar da FETÖ'yle işbirliği içerisinde. Ve bunların ya yanlış da bana gelip böyle tarzla konuşma. Murat Bey çok özür dilerim ama Mustafa Bey zaten başından itibaren destek oldu siz. Bu yapılan linçe karşı yanlış olduğunu baştan söyledi zaten. Ya hesap vermemeniz gerekiyor. Hani bana bunu söylüyorum yani. Sorarsan etkilemesin sizi diyorum. Etkilemesin sizi diyorum. Takılmayın diyorum. Büyütmeyin diyorum. Kimse ilgilendirmez dedi. Bu sizin aynen, ülkeye çalışmanız yani. Dedi. Ya ülkeyi yönetmeye talip olan siyasetçilerin daha iktidara gelmeden tavrını burada net görüyorum. Yapmayın ya. Haksızlık bu. Yani ne haksızlık bu. Ama size böyle haksızlık bir 7 dakika öncesindeki tavrını izle. 7 dakika önceki tavrını tavrını izle. Peki konuyu değiştirelim haksızlık lütfen. Bu. Yeter artık ya. Peki. Haksızlık mı yaptınız? Yeter. Ne haksızlığı? İktidara gelmek isteyenlerin düşüncesi diyorsun. Haksızlık mı? İtham bu. Doğru söylüyorum. Böyle yanlış söylüyorsunuz işte. Yanlış söylüyorsunuz. Ama bu şekilde de yanlış yani söylüyorsunuz. Siz mi ülkeyi yöneteceksiniz? Yanlış söylüyorsunuz. Sayın Gezici yanlış bu şekilde de bütün partileri itham altında bırakamayız. Yani onu da yapmayalım. Yanlış lütfen. Söylüyorsunuz. Böyle mi olur konuyu ya? Değiştirelim. Yazık. Ama çok evet, başka bir yazık. Şey söyledi. Yani hassas olduğunuz yani o medyada başımıza gelenlerin burada da siyasetçisi bize. Hayır bir nasip olmuyor. Çok yazık şu. Duygusal manipülasyon yok. Olur mu öyle şey? Çok hayır hayır lütfen konu çok başka yerlere gitti. Çok yanlış anlaşılıyor. Siyasetin gündemiyle devam edeceğiz. Lütfen artık tartışmayı hayır, devam etmeyelim. Bir ama şöyle Serap Hanım burada şimdi biz konuşurken biraz önce Sayın Gezici anket sonuçları açıkladığı zaman kimse karışmadı. Kimse neden böyle bir sonuca ulaştın demedi. Dedi mi? Yani bu sonuç yanlıştır vesaire demedi. Biz bu sonucun üzerine konuşuyoruz yani sonuçta. 9 nasıl hayır. çıkıyor dedi. Hayır. Orada söylemiş diyor. Ben Mustafa Bey'den bahsediyorum. Ya. Mustafa Bey dedi ki artık bu size olan linç şeyini eleştirip bu kadar önemsemeyin. Bunları geçelim artık. Bunlar çünkü daha önce fikrini koymuş. Dedi ki size yapılacak olan linçe karşıyım. Evet, ve bizim iktidarımız veya bizim yöneteceğimiz ülkede. Sonradan söylediği hayır, neyse. Farklı. Yani sonuçta bunu burada yani şöyle bir durum var. Erdoğan önde gözüküyor dediğiniz için tepkileri yiyebilirsiniz. Erdoğan, o da olur. Bunları da turda, biz doğal karşılayacağız. Burada da söyleyeyim. Yani belki genel yayın yönetmeni belki kulağımızdan tutup atar mı dışarı bilmiyorum hayır, da. Hayır bizde böyle bir şey yok sayın. İlk turda evet yani nasıl ulaştınız? Evet buradan Tele1'de yani duysun, Halk TV'de duysun, diğer medyalarda duysun. Mi? İlk turda Erdoğan daha fazla oy alıyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde. Tamam bunu yani açıkladığınız açık, için söylüyorum size, yani. Hayır bunu açıkladığınız için kimse evet. size burada bir tepki gösterdi mi? Böyle bir şey bakalım olabilir mi? Bakalım ne gelecek başımıza. Genel yayın yönetmenimiz ayrıca hiç bakacağız. Böyle bir müdahalede bulunabilecek bir genel yayın yönetmeni değildir. Özellikle lütfen şimdi siz bizi itham ediyorsunuz, kulağımızdan mı atar diyorsunuz, ne diyorsunuz? Bu çok yanlış yani bir söylem. Söylüyorum bakayım ne başımıza hayır, gelecek. Hayır böyle bir şey, bu çok yanlış bir söylem. Biz yeni açılmış bir televizyon kanalıyız. Asla ve hatta stüdyomuza konuk olarak gelmiş... Hiç kimseye böyle bir saygısızlık yapmayız. Davet ettiğimiz, çağırdığımız hiç kimseye böyle bir saygısızlık yapmayız. Genel yayın yönetmenimiz de olabildiğince özgür bir yayıncılık anlayışıyla yıllardır gazetecilik yapmış bir gazetecidir kendisi. Lütfen siz de şimdi az önce söylediğiniz şeyi ki öyle olmadığını söylüyorum. Şu anda bize söylüyorsunuz, itham ediyorsunuz. Başından beri söylemlerinize burada yer veriyoruz. Kimse sözünüzü kesmedi. Ne söylerseniz de neden böyle bir anket çalışması yaptınız diye bir soru sormadık biz size Sayın Gezici. Lütfen yani çok başka bir yere gidiyor bu konu. Hiç böyle bir şey yok. Yani gündem bambaşka, konu çok şahsileşti, bambaşka bir yere gidiyor. Tabii ki farklı görüşler olabilir, çok normal olabilir ama siz anket sonucunuzu paylaşıyorsunuz. İtiraz edebilir.
Ama bu kadar yükselmek yani doğru Serap değil. Hanım, bambaşka fikirler sonuca, konuşuyoruz şu an. Çıkan sonucu itiraz mı ettim? 9'u nasıl buldun? 4'ü nasıl buldun? Sayın Gezici de hasta böyle bir şey söylemedim ki. Bir konu olabilir. Ben yanlış anlamış şey olabilir. Ben bir şey söylemedim peki, ki. O kendi tamam. kendine göre teknik belirlemiştir. Kendisi işin uzmanı bilir. Ben ona bir şey söylemem. Tabii tabii. Ben tabii. Sadece, yani siz yıllardır bu işi yapan bir ben sadece bu araştırmadan böyle bir size verilen tepkileri olamaz. Bu kadar önemsemeyin, büyütmeyin, gerek yok anlamında ifadeler kullandım. Hepsi bu kadar. Lütfen yani tamam çok yanlış anlaşıldı. Herkes hassastı. Asla böyle bir şey yok. Herkes söz hakkına sahip bu televizyon kanalında. Kimseye de niye geldin, niye bunu konuştun, niye bunu açıkladın diye asla böyle bir müdahalemiz olamaz. Lütfen yani hiç kimse için, herkes için bunu söylüyorum. Eklemek istediğiniz bir şey varsa lütfen çünkü konuyu değiştireceğim. Siyasetin gündemi çok yoğun, bunu konuşmak zorundayız. Var mıdır eklemek istediğiniz bir şey? Hayır burada şeyi bir daha altını çizelim lütfen. Yani kurumu bağlayacak, kurumu etkileyecek çok ve kuruma zarar verecek cümleler çok, doğru çok değildi. Çok bambaşka bir yere gidiyor konu. Yani kimse kimseyi kulağına çekmez. Öyle hayır bir şey böyle yok. Bir şey öyle olabilir bir, mi? Lütfen yani bunları bu cümleleri bence de kurarken daha imtinayla. Yani siz başka bir kanalda başka bir şey yaşamış olabilirsiniz. Haklı da olursunuz. Bu doğru da değil. Biz bunu desteklemiyoruz da. Yani veya neyse önemli değil ama size bu size gelen eleştirileri doğru de desteklemiyoruz. Şimdi benim tepkim sağ tarafında oturan siyasetçi beyin tavrı hoş değildi. Ben de bunu belirtiyorum. Eğer ki diyorum benim bana tepki veriliyorsa sebebi de budur diyorum. Bunu söylediğim için de burası da rahatsızsa kulağım çekseyse çıkar giderim diye soruyorum. Siz de dersiniz ki hayır kalın böyle bir dersiniz. Şey olabilir mi? Oturduğunuzdan o yüzden beri sordum yani ben. Söylediğiniz hiçbir yani, şeye müdahalede bulunuldu mu? Ben böyle de bir şey sordum. Olabilir mi? Anlatabildim mi? Yani hayır anlıyorum ama böyle bir şey asla olmadı. Yani bu televizyon yeni açılmış bir televizyon ve asla herkese açık bir ekrandan bahsediyoruz. Hı hı. Çok yanlış bir yere gider bu söylediğiniz. Onun için ben de haklı olarak uyarma gereğinde bulundum. Herkesi bu şekilde uyarabilirim. Çünkü belli bir seviyede tartışmayı yürütmek zorundayız. Herkes için söylüyorum. Benim çünkü alanıma girildiğinde ben beyefendiyi uyardığımda o hassasiyeti de gösterin lütfen. Ona da aynı şeyi söyledim. Aynı şeyi söyledim. Herkes aynı şeyi söyledi. Ben sol tarafımdaki beyefendinin bana yapmış olduğu bu şeyden dolayı yani takdiri kamuoyuna bırakarak ben sözü tamamlıyorum.